Merhaba arkadaşlar, ben İrem Yıldız. indie.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size hem iOS'ta hem de Android'de bulunan Afterlight uygulamasından bahsedeceğim. Afterlight bir fotoğraf düzenleme uygulaması ve filtreleriyle diğer bütün fotoğraf düzenleme uygulamalarına bugünlerde fark atıyor. Arkadaşlarımın fotoğraflarına baktığım zaman ya bu filtreyi hangi uygulamadan ekledi, acaba hangi programı kullanıyor gibi şeyler kafamda belirmişti. Daha sonra araştırdığımda Afterlight'ı öğrendim ve hemen anında ben de indirdim. Afterlight'ta düzenlenmiş bir fotoğrafa baktığınız zaman içinizde gerçekten bir merak uyandıracağına emin olabilirsiniz. Çevremizde ve büyük çoğunlukla ünlülerde gördüğümüz fotoğraflarda genellikle Afterlight uygulaması kullanılıyor. Afterlight benim için vazgeçilmezlerden birisi. Fotoğraf çekildiğimde ve eğer Instagram'a, işte Facebook'a yükleyeceğim zaman kesinlikle bir Afterlight filtrelerinden bir geçiririm. Hangisi yakışır diye bir kesinlikle bakarım. Eğer Afterlight yüklerseniz emin olun siz de bakarsınız. Afterlight'ta fotoğrafınızı kaydettiğiniz zaman kaliteniz asla düşmez. Hadi şimdi birlikte Afterlight'ta bir deneme yapalım. Evet, şimdi fotoğrafın üzerinde biraz efektler yapalım. Buradan yaptığınız tüm efektleri geri alabiliyorsunuz. Birinci ayarımızdan aydınlığını açıp aydınlığını kısabilirsiniz fotoğrafın. Şöyle yaptığınız zaman da fotoğrafın orijinaliyle arasında kıyaslama yapabiliyorsunuz. İkinci ayarımız parlaklık ayarları. Burada da parlaklığını yükseltip parlaklığını kısabilirsiniz. Burası da kontrast ayarları. Hepimizin bildiği gibi fotoğrafa birazcık derinlik kazandırıyor. Bu kısımda da fotoğrafa canlılık katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi laptopun rengi ne kadar kan kırmızı oldu veya ne kadar siyah. Ben özellikle bu kısmı çok fazla seviyorum. En sevdiğim kısım diyebilirim. Fotoğrafa vintage bir görüntü katıyor ve diğerlerinden fark yaratıyor diyebilirim. Yani uygulamanın diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarından en büyük fark yaratan yerlerinden birisi bu kısım. Gördüğünüz gibi fotoğraf 76, 78, 80'lere kadar geldiğim zaman fotoğrafın ne kadar vintage bir görüntüye sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Son zamanlarda birçok ünlü vlogger, blogger hepsi bu kısmı kullanıyor. Şimdi biraz da Afterlight'ın filtrelerine bakalım. Bazı filtreler ücretli. Uygulamayı indirdikten sonra onlar da bir ücret ödemeniz gerekiyor. Normal siyah beyaz efektlerimiz var. Bu tarz efektler katabilirsiniz. Şunu ben de seviyorum. Farklı bir hoş bir havası var. Böyle sepyavari bir havası var bu efektin. Ve Afterlight'ın diğer fark yaratan kısımlarından birisi de şu kısımda bulunan filtreleri. Özellikle şurası böyle kar yağıyormuş gibi, eskitme gibi o tarz filtreler katıyor. Gördüğünüz gibi böyle kısımlar ekleyebiliyorsunuz. Ve bu şu etrafta görünen beyazlıkları siyah da yapabiliyorsunuz. Hem siyah hem de beyaz halini oluşturmak mümkün. Tam çizgilerin yerlerini beğenmiyorsanız, örneğin fotoğrafın merkezinde siz olabilirsiniz, suratınız olabilir. Çizgiler istemediğiniz bir yerde bulunabilir. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman, yani fotoğrafta bir simetri değişimi yapıyorsunuz çizgilerin. Yüzünüzde ise bunu değiştirmiş oluyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Burada da döndürebiliyorsunuz çizgileri. Yerini değiştiriyorsunuz. Bu beyazlık ve siyahlık katma olayının birçok farklı tarzda denemeleri var bu kısımda. Özellikle internetteki çoğu insanda fark ediyorum ki bu 8'i, 9'u çok fazla insan kullanıyor. Şimdi filtrelerin tamamına hızlıca bir bakalım. Özellikle bu 8. ve 9. filtreyi birçok ünlü ismin kullandığını fark ediyorum. Sekiz kesinlikle favorim. Bu filtreleri dediğim gibi hem beyaz hem de siyah kullanma şansınız var. Böyle değiştirebilirsiniz. Noktaların yerini değiştirebilirsiniz. Simetrilerini, ayna görüntülerini alabilirsiniz.
Diğer bir filtreler ise ışıklar. Fotoğrafınıza böyle ışıklar, aydınlatmalar ekleyebilirsiniz. Bunlar birçok fotoğrafta çok şık farklılıklar oluşturuyor. Ve şimdi bu filtrelere baktıktan sonra internette birçok kişinin sayfasını dolaştığınız zaman "Aa evet, bu da Afterlight kullanıyormuş, bunda da varmış" gibi düşünceler kesinlikle aklınızdan geçecek. Ben Afterlight kullanmaya başladığımdan beri birçok ünlü isimde "Ya evet, bu da buraya eklemiş" diyorum. Mesela bu filtre çok keskin duruyor olabilir ama ayarlarını değiştirebilirsiniz. Küçültebilir, arttırabilirsiniz. Tamam, şöyle yapayım. Afterlight uygulamasına Android marketlerden ve App Store'dan ulaşabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Android marketlerde Afterlight'ın ücreti 2 TL ve App Store'da da 3,5 TL. Yani cüzi ücretlerle çok güzel filtreler elde edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.